Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım biraz daha iyisinizdir. Ben de toparlamaya çalışıyorum hala. Bugün sizlerle beraber yine bayağıdır oynamadığımız Katil Kim serimizden bir oyun daha oynayacağız. Elimde aslında zaten var olan 3 tane dosya vardı. Çok uzun süredir. Ama ben biraz ara vermiştim. Ama bayağıdır oynamadığımız için şu an oynayabiliriz gibi düşündüm. 3 farklı yerden gönderilme dosyalarım var. Aslında hangisiyle başlasam bilmiyorum. Şu aslında biraz bana daha yakın geliyor. Çünkü içinde bir şeyler daha var. Dedektifsinin oyunu var. Hilal Karaca dosyası var. Bu hangi neresini de hatırlamıyorum. İçinden sanırım şey çıkar. İşte suçlu kim serimiz. Yani ilk gönderenler. Hatta bu oyun şeydi galiba. Dur o muydu bakayım. Aynen. Bizim için özel hazırlamıştı. Burada sizin de belki internetten bileceğiniz kişilerin isimleri var. Oğuzhan Aras var. Oğuzhan Aras cinayeti hatta. İşte Berkcan, Güven, Efe Uygaç, Özgür Yılmaz, Taha Şen. Kimler var başka? Mustafa Emre Yıldız falan bir sürü kişinin ismi var bunlar. Bunu da bir yere oynarız. Ama bugün sizlerle beraber şunu oynayalım bence. Bu güzel duruyor. Bu arada normalde şuradaki masada oynayacaktım ama bizim Katil Kim konseptimizde hep yerde oturduğum için yine yerde devam etmek istedim. Hadi gelin başlayalım bakalım ne çıkacak işin içinden. Şurada bir polis şeyi var. Bu arada bunlar çekmecemde falan duruyor. Hani bir hırsız Allah korusun evime falan girse şunları görse... Belki de beni bir şey zannedebilir, bilmiyorum. Teşekkür ederiz dedektifsinin Instagram hesaplarını aşağıya bırakıyorum siz de oyundan almak isterseniz. 2 tane güzel dedektif şeylerimiz var, eldivenlerimiz. Ben şimdi bana oyun boyunca takmaz mıyım bak? Takarım. Burada oyun kılavuzu var. Birinci kısımdaki olay örgüsü okuyun ve fikir oluşturun. Birinci kısmı bitirmeden ikinci kısma geçmeyin. Verilen delil ve ifadelerden yola çıkarak davayı çözmeye çalışın. Tahmin yürütün. Birinci kısmı bitirdikten sonra ikinci kısma geçin falan filan. En son itiraf mektubunu okuyun. Unutmayın herkes ifadesine doğru vermeyebilir. Yazıyor. Okey. Aa, 2 tane. Market ikinci kısım, market birinci kısım. Çok iyi duruyor ama video çok mu uzun olacak diye de beni bir endişelendirdi. Bunu da açmayı hiç beceremem. Yırtarak açtım. Demek ki önce Allah bunu şey yapacağız. Bu bir büyük ihtimal ipucu falandır diye tahmin ediyorum. Şimdilik şuraya koyuyorum. Ben eldivenlerimi giyerzi. Bakalım ne kadar dayanabileceğim bunu. Okey. Hadi başlayalım. Polis tutanağı, market cinayeti soruşturması. Bir markette bir şey oldu demek ki anladığım kadarıyla. Wow sizin. 12.08.2021 akşam 23 sularında. Ben bunu oynayamayacağım. Elim çok terli. Hani bir dakika falan durabildim sadece. Olsun olsun. Görmeniz yeterliydi diye düşünüyorum. Şöyle kenara koyayım. 12.08 akşam saat 23 sularında yani akşam 11'de. Kalemim yazmıyor. Şaka mı? Yerde demesem. Başka bir kalem. Umarım ki bu yazıyordur. Bakalım. Evet. Saat 11 sularında Kuzguncuk Mahallesi, İcadiye Caddesi ya da İcadiye Caddesi, No 33 Üsküdar İstanbul adresinde silahlı saldırı olayı olduğunu ihbar edilmesi üzerine 23.10 sularında olay yerine intikal edildi. 10 dakika sonra gelinmiş. Silahlı saldırı. İsminin Yakup Taştan 56 olduğu öğrenilen Kuzguncuk Mahallesi'nde esnaflık yapan, iş yeri adresi olan sahibi olduğu markette kasanın bulunduğu koltukta oturur vaziyette, yüzü masaya dayanmış vaziyette baş bölgesinde yoğun kan olduğu tespit edilmiştir. Tamam, arkadan kafaya geçirilmiş anladığım kadarıyla. Olay yerine ilk intikal eden polis memurları tarafından Yakup Taştan isimli şahsın ölü olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın baş bölgesine isabet eden tek el kurşun darbesi ile yaşamını yitirdiği, nöbetçi savcı ile yapılan görüşmede olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri tarafından gerekli incelemenin yapılıp maktulün adli tıp kurumuna sevkinin isimine dair falan filan. Tamam. Anons kaydını dinlemek için QR kodu. Bakalım. Önemli değildi ama gerçeklik açısından güzel olmuş diyebilirim. Hani ben belki bir şey çıkar dedim ama. Tamam. Şimdi soruşturması. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü. Olay yeri raporu. Yakup Taştan dedik. Yaş 56. Parmak izi var. Marketin bir krokisi gibi bir şeyini görüyoruz şu an. Kroki de değil de yani her neyse. Rapor. Maktulün baş bölgesine isabet eden kurşun yarası tespit edildi. Maktulün oturur vaziyette yüzüstü bir şekilde baş bölgesi masaya dayanmış vaziyette. Şöyle mi? Ben şimdi oturuyorum. Yüzüstü kolları salık şekilde, ayakları ise kırık bir şekilde sandalyede oturup pozisyon. Şöyle mi yani?
Öyle ölmüş o zaman. Yani arkadan vursa şöyle gittim. Tamam, anladım, sanırım öyle. Market içerisinde rafların dağılmış olduğu tespit edildi. Market kasası ön tarafında bir adet erkek yüzüğü tespit edildi. Kasanın ön tarafında erkek yüzüğü. Yani bunu yapan da yüzüğünü düşürecek kadar salak mıdır bilmiyorum. Delil poşetine konularak zapta geçirildi. Burada sanırım. Hırsızlık şüphesiyle market kasası ve hesap defteri karşılaştırıldığında kasada 400 eksik olduğu tespit edildi. 400 lira mı? Yani 400 lira için adam öldürmüş olamazlar herhalde. Katilin maktule yaklaşık 3 metre uzaklıkta ateş edildiği tahmin ediliyor. Cinayet aleti olay yerinde bulunamadı. Olay yerine katile ait olduğu düşünülen bir şifreli mektup bulundu. Yan esnafın dükkanında bulunan marketin giriş tarafını gören bir güvenlik kamerası olduğu tespit edildi. Olay yeri görüntüsü için QR kodu. Hemen okutuyoruz. Vay, gidip gerçekten bir şeyde canlandırma yapmışlar bir markette. Peki bir şey soracağım. Arkadan nasıl vurabilirler ya? Çünkü arkada kapı falan da yok farkındaysanız. Yani birinin oradan geçip arka taraftaki raflara bakarken vurdu o zaman. Öyle bir şey. Öyle anladım yani. Peki. Market cinayeti soruşturması, adli tıp otopsi raporu var. Kan analizinde toksik maddeye rastlanmadı. Uyuşturucu madde, alkol yok. Ateşli silah yarasının frontal kemiğin parçalanması ve katilin sol elini kullanarak ateşlemeyi yaptığı kesinleşmiştir. Abi bunu nasıl anlıyorlar? Ben anlayamam çünkü. Hayır, mantıken hani tamam, bunun şeyini ben almadım da. Yine de yani bunun nasıl anlaşıldığını ben anlamıyorum. Patoloji yok. Baş bölgesinde alınan tek el kurşunu ile öldü. Tamam. Muhtemel ölüm sebebi baş bölgesine isabet eden mermi çekirdeğinin ön frontal kemiği parçalayıp ön frontal lobu yaralaması. Tamam. Tanık ifade tutanağına artık geldik. Adem Gümüş diye bir adam. Bu da bir esnaf. Evet, okuyoruz. Yakup'un marketiyle aynı sırada iki yan yana dükkanda esnafım. Kokoreççi dükkanım var. Olayı ben ihbar ettim. Yakup her gece marketi kapatmadan önce bizim dükkana sipariş verirdi. Buraya esnaf yazıyorum. Paket yapar markete gönderirdik. O gece de yine dükkanı aradı. Siparişini verdi. Paketi hazırladı. Poşete koyduğum anda bir silah sesi duydum. Hemen dükkandan dışarı çıktım ve dışarı doğru baktım. Marketten biri koşarak çıktı ve motosiklete binerek uzaklaştı. Motosikletli biri. Yüzünü seçemedim. Kask takmıştı. Koşarak Yakup'un marketine girdim. Yakup koltuğun üzerine yığılmıştı. Hemen ambulans ve polis aradım. Soru: Yakup'un bir düşmanı veya bir alacaklısı var mıydı? Bildiğim kadarıyla yoktu. İyi adamdı. Esnafa falan da bir borcu yoktu. Durumu gayet iyiydi. Biraz aksi adamdı. Tamam. Son zamanlarda veya kavga ettiği biri oldu mu? Bugün öğlen saatlerinde yanında çalışan çırağını sokak ortasına tekmeleyerek kovdu. Neden kovdu bilginiz var mı? Bilmiyorum. Mesut'u tüm mahalleye rezil etti. Ne? Ölen kişinin adı neydi, ben unuttum. Yakup. Yani Mesut'u, herhalde çırağının adı da Mesut. Mesut'u tüm mahalleye rezil etti. Sokak ortasında herkes önünde oldu. Diğer esnaflar da şahittir olaya. Mesut'u öğleden sonra hiç buralarda gördünüz mü? Yok, hiç görmedim. Mesut bir daha gelmiş mi? Öğle saatlerinde olmuş bu arada. Işığımın şarjı bitiyor. Her zamanki gibi, neyse. Yok, hiç görmedim. Kavga ettiklerinden sonra hatta Mesut'u dükkana çağırdım. Gel soluklan, hem de olayını öğrenmek istemiştim. Çok sinirliydi. Karşıda oturuyordu bildiğim kadarıyla. Evine dönmüş olabilir. Karşı şeyde oturuyor. Adresini biliyor musunuz Mesut'un? Zeytinburnu'nda oturduğunu biliyorum. Açık adresini maalesef bilmiyorum. Ha, karşı derken karşı taraf, hani Anadolu Avrupa yakasından bahsetmiş, pardon. Dedektifle not: Adem Gümüş'ün fotoğraf bilgisi sistemimizde bulunamamıştır. Fotoğraf bilgisi yani şey, daha önce bu adamın bir şeyi olmamış demek istiyor anladığım kadarıyla. Bir tane ses kaydı için QR okutumuz yazıyor, onu açtım. Tamam. Gülüm mülüm. Hoş. Tamam, ben Adem Gümüş'ten çok şüphelenmedim. Şuna bir bakayım. Bu ne? Bu yüzük değil ama bence. Bu başka bir şey. Neyse, bu bir kalsın şu an. Adem'den şüphelenmedim dediğim gibi. Tayfun Taş'tan. Genç bir çocuk. Bu oğlu falan mı acaba? Mesleği özel güvenlik. Yani silahı var. Adli sicil kaydı için QR okutunuz diyor. Mesela adli sicil kaydı yoktu Adem'in. Esnafın. Neyse, bir bakalım kimmiş bu. Son dönemlerde babanızın tartıştığı birileri oldu mu? Aynen, onunla soruyor. Babamın aynı zamanda kırtasiye dükkanı vardı. Ortağı Okan Çaka işletiyordu. Tamam. Ortak var bir tane. Babam sermayesiyle destek alıyor, kardan pay alıyordu. Son 3 aydır Okan abi babama kardan pay göndermiyordu. Okan abiyle araları açılmıştı. Babam birkaç kere kırtasiye dükkanına gitti. Yakında vereceğini söyleyip babamı oyalamış. Okan Çaka cinayeti işlemiş olabilir mi? Yani öyle bir şey yapacağına ihtimal vereceğim birisi değil ama son dönemlerde babamın hakkı olan parayı da vermeyecek biri değildi. O yüzden herkesten her şeyi bekleyebilirim. Okey. Babanızın nişanlısı olduğunu öğrendik. Yakup Bey'den yaşta küçükmüş. Asuman Hanım hakkında ne biliyorsunuz?
Evet doğru, babamdan 20 yaş küçük. Babamla bir aydır nişanlılar. Babamla evlenip babamın mal varlığına konmak istiyordu. Ortada aşk olduğunu düşünmüyorum. En başından beri o kadına hiç güvenmedim. Asuman'ı yıllardır seven biri var mahallede. Adı Sinan Yalçın. Niyeyse bana yine bir aşk cinayetiymiş gibi geldi bu. Babamla nişanlandığını öğrendikten sonra birkaç kez dükkana gelip babamı rahatsız etmiş. Babam hiçbir şey anlatmazdı bana çünkü ben ilişkilerini onaylamıyordum. Markette çalışan Mesut'tan öğrenirdim. Ha. Tamam. Mesut'u yaka paça dışarı atmasının sebebi de oğluna söylediğini öğreniyor bence. Yakup Bey çok mu zengindi? Mal varlığı vardı ama nerede ne var ne ben de bilmezdim. Harcamayı sevmediği gibi hiçbir şey anlatmazdı da. Sinan Yalçın ne iş yapıyor? Sinan Yalçın, Asuman'ın aşık olduğu kişi. Aşağıdaki caddede motosiklet tamir dükkanı var. Al işte. Tam bu yapmış gibi görüyordu. Bu kadar basit de olamaz yani. Adam motosikletle şey çıkmış. Yani normalde. Defterle kasayı karşılaştırdığımızda 400 lira eksik çıktı. Baban her şeyi deftere yazar mıydı? Belki kasadan aldı ama yazmamıştır diye düşünüyoruz. Hırsızlık olsa kasa neden para bıraksınlar? Çok doğru. Kasanın parasıyla kendi parası ayrı olurdu. Girdi ve çıktı hep deftere yazardı. 400 lira bir şey için alınmış oradan belli ki ama ne için? Şimdi burada bizim kafamıza takılan kim çıktı? Okan Çaka çıktı bir. Ortağı. Asuman'ın nişanlısı. Bir de Sinan var. Sinan da Asuman'ın eski aşık olduğu kişi falan filan neyse. Adresici kaydı için QR kodu okutuyorum şimdi. Kişinin adresici kaydı yoktur. Tamam yoktur da yazabilirdiniz. Niye bunu görüyoruz ya? Anne adı baba adı Selma Hamza yazıyor ama. Nasıl yani? Ölen kişinin adı Hamza değil ama. Yakup Taş'tan. Allah Allah. Burada niye baba adı Hamza diye geçiyor? Aa başka bir babadan mı bu? Aa niye anlamadım ben? Bir sıkıntı mı var? Anlamadım. Bir sıkıntı var da. Neyse. Peki. Bu kim? Furkan Özbey diye biri şu an. Onu okuyacağız. Öğrenci bu. Dün akşam marketinden alışveriş yaptığınız Yakup Taş'tan öldürüldü. Haberiniz var mı? Hayır yok duymadım. Ne? Markete giren herkesi sorgulayacak mısınız? Sabahtan akşama kadar alışveriş yapan herkesi. Çok saçma değil. Bu arada fotoğraftaki kişi şey ya. Unuttum da o yani. Miley Cyrus'ın eski sevgilisi ya da yeni sevgilisi kocası mı da nedir? O değil mi? Neyse. Hayır yok duymadım. 23.00'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saat 22.50'de siz kredi kartıyla alışveriş yapmışsınız. 10 dakika önce. Evet akşam arkadaşlarımla film izlemek için toplandık çerez almaya gitmiştim. Markette sizden başka biri var mıydı? Hayır yoktu, tek başınaydı, kasada oturuyordu. Yakup Taşlı ile herhangi bir tartışma yaşadınız mı? Hayır yaşamadık. Her zaman alışveriş yaptığım markettir. Yakup amca da beni tanır sever de aramızda hiçbir şey olmadı. İçeride şüphenizi çeken bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Alacağımı aldım ve çıktım. Kolay gelsin, iyi akşamlar Yakup amca dedim. Sağ ol, iyi akşamlar dedi. Daha sonra direkt eve geçtim. Markete girerken ve çıkarken şüpheli motosiklet dikkatini çektim. Hayır, dikkat etmedim. Niye bunu aldık şu an? Yani bu ne işimize yaradı? Öncesinde birinin gelmediğini mi anladık buradan yani? Adli sicil kaydına bakıyorum. Sicil kaydı yok bunun da. Bu ne saçmalık ya, hiçbir şey anlamadım. Neyse. Okey. Mesut Aydın. Heh. Bu yaka paça atılan kişi. Antepli hemşerim. Bekar, market personeli. Ekonomik... Bak hiç kimse de yok, tamam mı? Aa var mıymış? Mesleği ekonomik durumu yazıyor insanlarda. Bak diğerlerinde yok. Evet diğerlerinde yok burada. Mesleği ekonomik durumu market personeli kötü. Biraz kırıcı olmuş bence. Neyse. Patronunuz Yakup Taş'tan öldürüldü, haberiniz var mı? Hayır haberim yoktu. Yakup Bey'i en son ne zaman gördünüz? Öğleden sonra dükkana ayrıldım. Vakitten sonra hiç görmedim. Tamam. Olay günü öğlen saatlerinde kavga ettiğinizi öğrendik. Dükkanın önünde herkesin içerisinde sizi darp etmiş. Neden tartıştınız? Kasadan para eksiği çıktı. Ha o 400 lira... Oradan kayıp o zaman o gün, tamam. Beni suçladı, böyle bir şey bana yakıştırması beni çok sinirlendirdi. Tartışmaya başladık, inanmadı bana ve beni işten kovdu. Bir sorayım, iki kişi varsa başka kim olabilir? Şimdi ben de suçlamak istemiyorum ama yani tüm gün kasada iki kişi duruyor. Kanka ben değilim belli ki, sensin o zaman yani, neyse. Kasada eksik para olduğunu fark ettik. Hırsızlık şüphesini değerlendiriyorduk. Katil ile bir ilgisi yok o zaman eksik olan paranın. Sen almadıysan kasadan para nasıl eksilmiş olabilir? Sen ve Yakup Bey'den başkası gün içerisinde kasaya yaklaştı mı? Güzel soru. Sabah dükkanı birlikte açtık. Daha sonra saat 10 gibi dükkandan çıktı. Dükkanda tektim. Saat 11'e doğru damadı Rıza Doğan geldi. Damadı varmış, bilmiyordum. Kasaya oturdu. Beni de çay almaya göndermişti o sırada. Rıza'nın aldığını düşünüyorum. Rıza Doğan neden kasadan para çalsın ki? Yakup abi Rıza ile kızı Meltem'in evlenmesini istemiyordu. Ve o da para çalayım mı dedi yani. Rıza Meltem'i kaçırdı. O şekilde evlendiler. Yakup abi de affetmedi ikisini. Rıza işsizin tekidir ve ne zaman parayı sıkışsa gelir dükkana Yakup abiden para isterdi. Yakup abi de hiçbir zaman vermezdi. O zaman bir şey diyeceğim. Bunu sen Mesut
söylesene Yakup abine. Ya senin oğlun almıştır de ki böyle bir şey yapıyorsa hep gelip para istiyorsa ben direkt ondan şüphelenirim. Yine de hayır benim kızımı kaçıran damadım yapmaz sen yaptın demezdim şahsi fikrim. Yakup Bey ortağı Okan Çaka ile son zamanlarda tartışıyorlarmış. Okan Çaka ile aralarındaki mevzuyu biliyor musunuz? Alacak verecek muhabbeti vardı. Yakup abi Okan Bey için paramı vermiyor diye söyleniyordu. Birkaç kere dükkanını bana bırakıp yine Okan Bey'in yanına gitmiş. Araları hiç iyi değildi. Çok sinirli Okan Bey son zamanlarda. Şimdi burada anladığımız, burada gördüğümüz kişiler, yeni kişiler. Rıza Doğan da var. Ve kızı Meltem çıktı ama Rıza da bir sıkıntılı. Bitti bu arada ilk kısmımız. Yani öncelikle bizi buradan bir yorumlamadan sonra ikinci kısma yönlendiriyor. Şu ana kadar dinlediklerimiz arasında bir de şuna bir bakalım. Adli sicil kartına bakalım mı? Bence bunun da yoktur da. Olsa şey olurdu. Yine de bakalım. Açılırken ben de şuna bakayım. Taştan Market Post Makinesi gün sonu raporu. Ha, dur. Aa, bunun bir adli sicil kaydı var bunun. 2016-01-02'de kasten adam yaralama. Ha, bunun adam yaralaması var. Yani bakın mantıken bir şey söyleyeceğim. Ben az önce de söyledim ya. Ben yapmadım. Senin damadın geldiğinde böyle bir şey yapmış olabilir diyebilir. Çünkü adam da belli ki damadını sevmiyor ve ben olsam damadımı suçlarım. Bilmiyorum sevmediğim ve kızımı kaçırdığı için de olabilir. Yaka paça bunu dışarı atmam yani. Elimde kesin kanıt yoksa. O yüzden benim kafamı birazcık karıştırdı. Adam yaralama şeyi de olduğu için de biraz tabii kafamı karıştırmış da olabilir ama neyse bakacağım şuna bir bakalım. Post makinesi gün sonu raporuna. 21.50'den 22.45'e kadar var. Emre Kazdal 95 lira. Funda Özyaşar 22 lira. Songül Yılmaz 15 lira. İsmet Yaşar 22.99. Fatma Özler, Ahmet Dursun, Furkan Özbey 45 lira. Bu benim ne işime yarayacak? Hiçbir işime yaramayacak. Bir tek Furkan Özbey ile konuştuk en son alışveriş yaptığı için. Ya bu benim ne? Ya hiç ne işime yarayacağını hiç anlayamadım. Bu isimlerle tanıdığımız biri var mı? Ne bileyim. Ya birilerini suçlamak çok kolay. Ben olsam şu an ya damadı öldürmediği kesin. Tamam mı? O yok. Ben ortağının da öldürdüğünü düşünmüyorum. Okan denen adamın. Yani kar payı vermemek için adamı öldürmezsin yani o kadar da değil. Bir şekilde oyalarsın bir şey yaparsın. Çırak sinirlenip yapmış olabilir şu an en basit haliyle ama bu da çok basit yani. Bir sürü isim var daha burada. En son içeri giren 10 dakika önce içeri giren Furkan Özbey etrafa bakma amaçlı da girmiş olabilir ama yani hiçbir amacı yok bunu yapması için. O yüzden ondan zaten şüphelenmiyorum. Oğlu zaten. Ya ha, en mantıklısı şey motosiklet de olduğu için Sinan Yalçın gibi geliyor bana yani. Nişanlısına aşık olan adam yapmıştır. Motorla da gelmiş. En mantıklısı o bana kalırsa şu an. Ama işte çok basit oluyor tabii. O yüzden bilemiyorum. Sizle beraber bir de ikinci kısmı açalım. Şimdi videonun neresinde ne durduracağız bilmiyorum ama benim için şu anda benim katil önerim Sinan mıydı? Yine unuttum. Sinan Yalçın benim gözümde. Şu anlık. Ooo! Bayağı bir şey çıktı. İki tane daha delir şeyimiz var. Bu katilin itiraf mektubu kenara koyuyorum. Tamam. Burada da bayağı birileri var. Tamam. Tanık ifadeden devam ediyoruz. Okan Çapa'dayız yani ortağı. Ben bunu yaptığını düşünmüyorum. Şahsi fikrim. Ortağınız Yakup Taşçı ile tartıştığınızı öğrendik. Aranızdaki mesele nedir? Aramızda bazı sorunlar vardı ama büyütülecek bir şey değildi. Tartıştığımızı nereden çıkardınız? Yakup Bey'in oğlu ve çalışanı alacak verecek yüzünden kavganız olduğunu belirtti. Neden Yakup Bey'in hakkı olan parayı vermediniz? Ben de alacağı olduğu bir para falan kalmamıştı. Ortakla uzun süre önce bitirmiştik. Ben sermayesiyle elde ettiği bütün kâr gelirlerini kendisine zaten ödemiştim. Telefon konuşmalarınıza şahit olmuşlar. Yakup Bey neden bu durumda sizden para istiyordu? İşi kurarken ben işletmesini üstlenecektim. Yakup ise sermaye sağlayacaktı. İlk başlarda o şekilde devam ediyordu. Gelen kar %50 olarak bölüşüyorduk. İlerleyen zamanlarda artık kendim sermayeyi sağlayacak duruma geldim. Yakup'tan para istemiyordum. Bu durumda ona kar ödememeye başladım. O ise benim sayemde dükkanı açtın deyip benden ısrarla para istiyordu. Tartışmalarımızın nedeni bu yüzden. Ortak olarak işe başlamışsınız. Yakup Bey size kızması normal değil mi? Kendisinin durumu zaten iyi. Yakup'un sağladığı finansal desteğe ihtiyacım kalmamıştı. Ticaret işinde şartlar her an değişebilir. Tüm işletmeyi ben yapıyordum. Sadece parası var diye kar istiyordu. Bu yüzden kendisini haklı bulmuyorum. Yakup Taşlı'nın sinirli bir şekilde sizin dükkanınıza geldiğini öğrendik. Yakup Bey sizin dükkanınıza geldiğinde aranızda neler yaşandı? Geldi hakkı olduğunu iddia ettiği parayı istedi. Ben de vermeyeceğimi söyledim. Sinirlendi dükkandaki rafları dağıttı. Beni tehdit etti ve gitti. Olay günü Yakup Bey'in dükkanına hiç gittiniz mi? Hayır gitmedim. Dedektif Nat Okan Çapa'nın fotoğraf bilgi sistemimizde bulunamamıştır. Bazı istasyonu kayıtları için QR kodunu okutunuz. Ya burada Okan Çapa'nın ifadesine göre hani asıl suçlu Yakup Bey gibi duruyor bu arada. Hani hatta bu hiçbir şey yapmamış gibi. Anlamadım. Şuradaki şeye bakalım neymiş bu. Bazı istasyonu kayıtları da nedir? GSM numarası. Bu ne demek? Bu nerede bulunduğuna dair şeyler mi bunlar? Şey mi yani? HTS kayıtları mı bunlar? Bu o mu? Saat 00'da 09'dan geceye kadar ki bence şeylere bulunduğu konumlar gibi geliyor bana.
Tamam, bizim marketin şey adresi neydi? Gittim gitmedim oradan anlamış oluruz. Kuzguncuk Mahallesi İcadiye Caddesi var mı? Kuzguncuk Mahallesi'ne gelmiş. Saat 10'da ve 11'de. Ama cadde farklı. Yalı Caddesi'nde gözüküyor. Bu İcadiye Caddesi. O yok. Gece 12'de de Küçük Bakkal Köy'e geçmiş. Mahalle içerisinde hiç caddeye gelmemiş ama mahallede geziyor. Gümüş Yolu. Sokak Gümüş Yolu, rıhtım rıhtım. Çengelköy'e gitmiş, Altunizade'ye gitmiş. Yok, Kuzguncuk Mahallesi'nde evet ama hatta saat 23 sırasında Yalı Caddesi'ne görünüyor. Yani bu değil bence. Bu değil, bence bu olmadığı çok açık ve net. Yok yani kayıtlarda. Zaten şüphelenmiyordum, o yüzden bence no. Geçiyorum, adı ve soyadı Hakkı Turan diye biri, garson var burada. Bakalım bu neye alakaymış. Rıza Doğan sizin dükkanınızda mı çalışıyor? Rıza Doğan şeydi, Yakup'un kızını kaçıran... Yani şey, damat. Damadın çalıştığı yere soruyorlar. Evet, bizim dükkanımızda çalışıyordu ama şu an burada değil. Sabah patronumuz Rıza'yı işten kovdu. Neden? Kasadan para almış, patron da fark edince işten çıkardı. Tamam, parayı çalanın tamam damat oldu bence artık açık yani. Ama çok basit olmuyor mu bir şeyler şu an? Daha mı karışık olmalıydı bilmiyorum. Dün akşam saatlerinde Rıza'yı gördünüz mü? Yok, görmedim. Çalışmadığı vakitler... Kahvehanede kumar oynar. Yani o saatlerde iş yerinde değil. Sürekli kumar oynar mı? İşten aldığını kumara yatırıyordu. Kasadan da kumar borcu yüzünden para çalmış. Bahsettiğiniz kahvehane nerede? Rıza'nın evinin bir alt caddesinde, Çam Kahvehanesi'nde. Rıza'nın evinin bir alt caddesi. Bir şey diyeceğim. Hala mı hala damadının öldürdüğünü düşünmüyorum. Ya öldürme sebebi ne olur? Para için olur. Öldürmüş paradan... Para yok oraya. Almamış para. O yüzden bence oğulluk yani damatlık bir şey yok. Bana hala öyle geliyor. Bu arada burada çözeceğimiz bir şey olmadığı için ikinci kısma neyi bırakacağımı çok bilmiyorum. Yani videonun ikinci kısmına neyi bırakacağım? Genelde bir şeyler olurdu da onu çözerdik ya. Yok şu an çünkü. Neyse, bakacağız bir çaresine. Hepsini okumak zorundayım yoksa hikaye gitmez yani. Hüseyin Yılmaz kahvehane sahibi. Şimdi damadın gittiği kahvehaneyi sorguluyorlar. Abi niye bu kadar damadın üzerine düştünüz anlamıyorum. Bir sürü adam varken. Neyse. Rıza da onu tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Sürekli müşterimizdir. Burada kumar oynattığınıza dair bilgi aldık. Söylenenler doğru mu? Ben kumar oynatmıyorum. Bazı müşterilerimiz kendi aralarında hesabına ya da parasına kağıt oyunları oynuyorlar. Ona da karışamıyoruz maalesef. Rıza kumar oynar mıydı? Evet oynardı. Her akşam gelirdi. Rıza'nın kumar borcu var mıydı? Genellikle kaybederdi. Zaten çok parası olmazdı. Ufak oynar elindekini de bitirir giderdi. Evet vardı. Benden kumar borcunu ödemek için para istedi. Ben vermedim. Dün akşam 23'te Rıza burada mıydı? Hayır. Dün öğleden sonra buradaydı. Öğleden sonra gelmiş. Tek başına oturuyordu. Düşünceliydi. 2 saat oturup kalktı. Kumarda oynamadı. Sonra gidip kasadan para çalsa falan olabilir. Kahvehanede Rıza ile kumar oynayan kişinin isim bilgisini verir misin? Tabii ki veririm. Kağıda yazıyorum falan filan. İsim bilgisi için QR okutunuz. Kimlerle kumar oynamış bakalım. Ahmet Yıldıray, Fevzi Okçuoğlu, Cem Küçükay, Okan Çapa, Remzi Çoktay. Okan Çapa ile kumar oynamış. Yani ortağıyla, babasının ortağıyla oynuyor. Yani kayınbabasının ortağıyla oynuyor. Ona borcu olsa o zaman bu ikisi beraber mi işlediler? Anlamadım. Bakacağız. Peki, Okan Çapa'nın burada olması şaşırttı. Meltem Doğan, ev hanımı. Bu kızı muhtemelen. Meltem de çünkü adı. Rıza ile evlendiğimden beri babamla aramız açılmıştı. Abi full Rıza üzerinden gidiyoruz şu an, farkında mısınız? Ve bayağı daha isim var burada. Allah Allah. Rıza ile evlendiğimizden beri babamla aramız açılmıştı. Uzun süredir görüşmüyorduk. Babam Rıza ile evlenmemize karşı çıkmıştı. Bir süre geçer sonra babamın elini öper barışırız diye umuyordum ama evliliğimizi kabul etmedi. Kaç kere gittik yanına ama inat etmişti bir kere. Rıza günlük işlerde çalışırdı genelde. Son dönemde garsonluk işi yapıyordu. Çok üzüldüm. Keşke aramız kötü olmasaydı. Umarım bir an önce yapan kişiyi bulursunuz. Rıza cinayet günü öğlen Yakup Bey'in dükkanına gitmişse söyledi mi? Evet. Hayır söylemedi. Sabah işe diyerek çıktı. Döner salonunda garsonluk yapıyordu. Sabah işten para çalarken yakalanmış, kovulmuş. Öğlen de babanın dükkanına gitmiş. Mesut dükkandaymış, marketin kasasından para almış. Kumar oynuyormuş, biliyor muydun? Kumar oynadığını tahmin ediyordum. Her akşam kahvehaneye giderdi. Zaten eve para girmezdi ki kumar oynamasa durumumuz böyle olmazdı. Ama hırsızlık yapacağını hiç beklemiyordum. Bir de babamın dükkanından mı almış? Gerçekten hırsızlık yaptığını haberim yoktu. Eşinizin kumar borcu var mıydı? Size bir şey anlatır mıydı? Bana hiçbir şey anlatmazdı. Anlatsa kendisine kızacağımı biliyordu. 4 gün önce biriyle telefon konuşmasını duydum. Mesajlarına cevap veremedim. Bir hafta içinde ödeyeceğim borcumu diyordu. Kimdi o? Neyi ödeyeceksin diye sordum. Ev sahibi kirayı soruyor dedi ve geçiştirdi. 4 gün önce birine borcu var demek ki. Tamam, Okan Çapa'ya çok büyük bir borcu var. O borcu ödeyemiyor. En son Okan Çapa da diyor ki, borcunu parayla ödeyemiyorsan böyle öde deyip kayınbabasını vurdurtuyor. Olabilir, olabilir. Dün akşam eve kaçta geldi? Akşam saatleriydi. 20.00 arası 21 diye hatırlıyorum. Akşam saatlerine bakın. Akşam 8-9'da evdeymiş. Eve geldikten sonra dışarı çıktım tekrar. Film izliyorduk. Benim uykum geldi. Yatak odasına geçtim. Rıza salonundaydı ama çıksa kapının sesini duyardım. Çıkmış da olabilir bu arada. Çıkmış da olabilir. Şu an benim şeyim tamamıyla buna döndü. Niye döndü? Çünkü sadece bunun damat üzerinden gidiyor olaylar yani.
Ama Okan'la bilgisi var. Rıza Doğan'dayız. Yani damattayız. Damada geldik. Bakalım. Cinayet günü Yakup Taşlan'ın dükkanına gittiğinizi öğrendik. Doğru mu? Evet gittim. Neden gittiniz? Yakup baba evlenmemizi kabul etmemişti. Eşimle de görüşmüyordu. Meltem çok üzgündü bu durumda. Aramızı düzeltmek için konuşmaya gitmiştim. Yalana bak. Gittiğimde zaten dükkanda yoktu. Biraz bekledim gelir diye sonra kalktım mahalleye döndüm. Bir şey diyeceğim. Bunlar diyor ki biz babayla görüşmüyoruz. Aramız çok kötü bilmem ne. Sonra da diyorlar ki parası bitince gelip Yakup abiden para isterdi diyor. Böyle bir samimiyetleri yok ki gelip istesin para. Ya hani araları kötüydü yani. Görüşüyorlardı. Araları mı kötü yoksa hiç mi görüşmüyorlar? Yani o benim kafamı biraz karıştırdı yani. Çünkü zaten kızını kaçırmışsın. Baba evlenmeniz istemiyor. Bir de gidip babadan para mı istiyorsun yani? Bana biraz mantıksız geldi. İşten neden kovuldunuz? Patronla anlaşamadık o yüzden kovuldum. Bak söylemiyor. Kovuldunuz iş yerindeki personel ile görüştü. Kasadan para aldığınız için kovulmuşsunuz. Aynı gün eşinizin babası Yakup Bey'in dükkanından para çalınıyor ve Mesut sizin aldığınızı iddia ediyor. Aynı zamanda kumar borcunuzun da olduğunu öğrendik. Cinayet şüphelisi olarak ifade veriyorsunuz. O yüzden her şeyi doğru anlatır mısınız? Borçlarım birikmişti, kirayı ödeyememiştim. Üstüne kumar borcu için tehdit alıyordum. Sabah çalıştığım yerden aldığım parayla kirayı ödedim. Çaldığını söyledi. Öğlen de Yakup babanın yanına giderim, ondan borç isterim diye düşündüm. Sonuçta durumu iyiydi. Bana değilse de Meltem için yardım eder diye ama dükkanda yoktu. Mesut dışarı çıktığında kasadan parayı aldım. Tamam, kendisi itiraf etmiş. Yakup Bey ölürse bu işten kârlı çıkacak kişi sensin. Mal vardı, şimdi kızıyla oğluna kalacak. Yakup Bey'in üzerine kayıtlı olan mülkleri Meltem'e kalması için mi öldürdüm? Hayır, gerçekten ben öldürmedim. Yani dünyanın en kötü şeyi, açıklaması yani. WhatsApp konuşma kaydı varmış. Bir ona bakalım. Rıza borcunu artık ödemelisin, daha fazla beklemek istemiyorum. Bana biraz daha süre var Okan abi. Bak ha, Okan abi olduğunu biliyordum. Sürekli oyalıyorsun, daha ne kadar süre vereceğim. Kendine güvenmiyorsan oynamayacaksın kardeşim. Yakup'tan mı istersin, karından mı istersin, nereden bulursan bul. 2 gün veriyorum sana Rıza. Yakup baba yardım etmez asla, biliyorsun durumları ayarlayacağım. Yakup'ta para var, sen istemesini bil. Beni de delirtti bu hafta, dükkana geliyor sürekli. Kayınbabana mı özendin Rıza, ikiniz de benim parama çökmeye çalışıyorsunuz. Sonun iyi olmayacak, bunu bilin. Rıza benim mesajlarıma cevap ver, arıyorum şimdi, aç telefonu. Tamam Rıza ile aralarını tamam. Anladık yani onu. Onu anladık. Asuman. Kızı. Hayır, nişanlısı pardon. Bakalım nişanlısı ne diyecek. Yakup Taşlan nişanlı mıydınız? Evet, bir ay önce nişanlanmıştık. Hafta evlenecektik. Yakup Taşlan ile aranızda yaş farkı olması ilişkinizde sorun yaratıyor muydu? Hayır, hiçbir sorun yaratmıyordu. Biz birbirimizi seviyorduk. Herkes parası için birlikte olduğumu düşünüyor ama ben Yakup'u gerçekten seviyordum. Yakup Bey ile nasıl tanıştınız? Mahallenin esnafıydı, market işletiyordu. Market ihtiyaçları için dükkanına giderdik. Kendisinin bana ilgisi vardı, farkındaydım. Bir anda gelişti. Daha sonra görüşmeye başladık ve nişanlandık. Kaç aydır nişanlısınız? Yaklaşık bir aydır nişanlıyız. Haftayla evlenecektik. Şüphe duyduğunuz birisi var mı? Meltem'in eşi Rıza ile arası kötüydü, onu biliyorum. Başka bildiğim bir şey yok. Evet, herkes damadı şey yapıyor. Sinan Yalçın isimli şahsın ise takıntılı olduğunu öğrendik. Yakup Bey ile aralarında bir tartışma oldu mu? Evet, Sinan Yakup'un dükkanına gelip Yakup'u birkaç kere tehdit etmiş. Doğru, bak Sinan'ı unuttuk. Şimdi tekrar bu ortaya çıktı. Sinan Yalçın ile aranızda bir şey var mıydı? Hayır, hiçbir zaman aramızda bir şey olmadı. Sinan uzun zamandır beni seviyor. Nişanlandığımı öğrenince deliye döndü. Bana gelip bir şey söylemedi, sadece Yakup'u rahatsız etmiş. Sinan Yalçın sizi kıskanıp Yakup Taşlan'ı öldürmüş olabilir mi? Kamera kaydında kaçan kişi motosikletle kaçıyor. Edindiğimiz bilgilere göre de Sinan Yalçın'ın motosiklet tamirhanesi varmış. Bilmiyorum, Sinan iyi biridir ama sinirlendi mi gözde hiçbir şey görmez. Sinan'ı tanıyan herkes bilir. Yani hiçbir şey söylememen yani thank you for nothing yani teşekkürler. Go girl give us nothing yani. Ya bu yorumu ben de yapardım. Asuman. Evet, son kişideyiz. Sinan'dayız yani, psikopat Sinan. Takıntılı manyak diyoruz buna. Motosiklet tamir ustası, bekar. Okey. Asuman ile ilişkiniz var mıydı? Hayır, ilişkimiz yoktu. Hiçbir zaman da olmadı. Tek taraflı bir aşk bizimkisi. Asuman'dan kaçtık, hiçbir zaman alamadım. Yakup Taşlan'ın marketine arada gittiğini ve tehdit ettiğini öğrendik. Ne geçti aranızda? Aralarındaki yaş farkı tüm mahalleli tarafından zaten hoş karşılanmıyordu. Sevdiğim kadının yaşlı bir adamla evlenmesi beni gerçekten sinirlendirmişti. Yakup'a bu ilişkinin doğru olmadığını, ileride kendisinin de mutsuz olacağını söyledim. Tehdit etmedim. Olay günü markete gittiniz mi? Hayır. Gitmedim. Bütün gün tamirhanedeydim. Çalışıyordum. Katilin olay yerinden kaçarken motosiklet kullandığını öğrendik. Cinayet saatinde neredeydiniz? Bir tek motosiklet süren ben mi varım? Motosiklet sürüyorum diye şüpheli mi oluyorum? Anlamadım. Beylerbeyi de köprünün altındaki sahildeydim. Yakup Bey'i tehdit ediyorsun. Katil motosiklet sürüyor. Bütün şüpheler seni gösteriyor. Şüphelenmekte sence de haklı değil miyiz? O saatlerde sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Delil niteliği taşıyorsa eğer bakabilirsiniz. Market yakınlarında değildim. Onun kardeşim ben de atarım yani. Ona hiç güven olmaz. Kamera kaydı var. Adli sicil kaydı da var. Bunların adli sicillerine ben bakmadım ya hiçbirinin. Var mıydı acaba? Dur, önce bir şeye bakayım. Bunun adli siciline bakayım. Sinan Yalçın'ın adli sicil kaydına bakıyorum şu an. Evet, çıktı. Sinan'ın takıntılı manyağın şeyi çıktı. Ruhsatsız silahla yaralama. 2018'de. Diğerinde bir şey daha. Neydi diğerindeki? Dur bakayım. Onun SS'ini almamış. Birinde daha vardı ya bir şey. Ama bu bildiğin silahı var yani belli ki. Silahlı adam yaralama. Al işte. Yani şu an yine en baştaki şeye döndüm.
Durun diğerlerinin bir abdestçilik haline tekrar bakacağım. Nişanlısı Asuman'ın var mı? Yoktur muhtemelen. Bir dakika pardon. Önce şeye de bakalım. Sinan'ın bir kamera kaydı QR kodu var. Ona bakıyoruz. Vay, ciddi ciddi çekmişler. Biri binip kaçıyor. Abi plaka milaka yok mu ya? Nice, güzel güzel hazırlanmış. Tamam. Şimdi nişanlısının atlasici kaydına bakalım. Bacağım uyuştu. Tabii ki atlasici kaydı yok. Nişanlısının. Damadın var mı? Damadın basit bir hırsızlık şeyi varmış. Daha önce de hırsızlık yapmış yani. Diğerlerinin yok sanırım. Bir de çırağının vardı. Kasten adam yaralama. Şu an çırak ve damat. Çırakla Okan ortak ikisinin bir şeyi var bende. Bir de Sinan Yalçın'dan şüpheleniyorum. Yani mantıken zaten ona şey yapıyorlar bizi de. Damadın sadece hırsızlığı var. Diğerleri bildiğin hani sıkıntılı. Parmak izi kayıtları var. Delil poşetlerinde yer alan parmak izlerine karşılaştırma yapmalısınız diyor. Yani bence bunlara bakarsak şu an kimin olduğu belli olacak gibi geliyor bana. Şunları şu an açarsam. Bence ikinci videoya saklayayım bunları. Parmak izinden çünkü buradan bir şey kaparsam direkt bence şeyi bulacağız. O yüzden şu an bunları parmak izlerini ve iki delili açmayı ikinci videoya bırakıyorum. Şu ana kadar öğrendiklerimiz doğrultusunda yani çok karma karışık bir hikaye var diyemeyeceğim. Ama benim hani düşünceme göre şimdi şeyin damadın üzerinde çok duruldu ya, damat işte çalıştığı yere gidildi, kahvehaneye gidildi, kumar oynadığı insanın ismine baktık. Yani çok fazla damat üstüne çok gidilmiş yani. Mesela Sinan için hiçbir şey yok. İki kişi falan ifade verdi sadece. Ki mantıklı bakıldığında yani bir aşk cinayeti daha mantıklı. Takıntılı bir manyak ki daha önce adam yaralaması olan da bir adam. Yani bu yapmış olabilir gibi geliyor bana ama bir yandan da çırakla ortağı Okan ikisi dediğim gibi bir şeyler yapıp hani paranı ödemiyorsan böyle bir şey yap diyebilir. Hani böylece polisin de sorduğu gibi para Meltem'in üzerine düşerse ona borcunu da kapar bilmem ne. Okan için de adam ortadan kalkar falan yani bunlar olabilir ama damat böyle bir şey yapar mı yani? Gidip de kayınbabasını öldürecek, karısının babasını öldürecek kadar büyük bir motivasyonu olur mu bilmiyorum. Yani ondan çok emin olamadım o yüzden. Yani bu Sinan manyağı yapar da damat bana niyeyse yapmaz gibi geliyor. Ama çok da hani tüm hikayede ona gidiyor. Bilemedim o yüzden. Ama ben Sinan'ın yaptığına daha yakınım. Yani bu kadar çok damat üstünden gitmesi bizi şaşırtmacadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları aşağı yazıyorsunuz. Bir sonraki videoda da yani büyük ihtimal pazar günü gelir hafta sonu. Katilin kim olduğunu beraber öğreniyoruz. Anlaştık. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.